Alanya Posta TV ekranlarından haberin manşetinden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haberin manşetinde özel bölümde birlikteyiz. Evet, siyasi gündem farklı, hareketli, coşkulu. Sebeplerinden birisi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam eden ilçe kongresi. Belki de Cumhuriyet Halk Partisi son yılların en hareketli, en merak edilen genel kuruluna hazırlanıyor. Çünkü delege seçimi süreciyle birlikte, 3 başkan adayının yarışa katılmasıyla birlikte CHP'de gözler daha fazla aynı yöne çevrildi ve biz bu akşam programımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir diğer başkan adayı, en genç başkan adayı Sefa Çorbacı'yı konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Efendim, hoş bulduk. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de, sağ olun. Nasıl gidiyor? Çok yoğun geçiyor. Görüyorum, izliyorum sizi. Böyle her gün partide neredeyse mesai yapar durumdasınız, değil mi? Evet, evet. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Uzun bir aradan sonra bir canlı yayına çıkıyorum. Daha önce bir kanala çıkmıştım. Bugün de sizin sunumunuzda uzun bir ara oldu. Öncelikle kanalınızı bizlere açtığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Tabii partimizde bir hareket geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi biz de Alanya'da 31 Mart yerel seçimlerinden sonra kongre süreci zaten her zaman konuşuluyordu. Evet. Konuşulduktan sonra tabii ki de genel merkez tarafından açılan kongre takvimi Alanya'mızda da demokratik bir şekilde, demokratik bir havada geçiyor. Evet. Peki, siz genel kurul öncesi adaylığınızı açıkladığınız zaman, peki evet, önce nasıl karar verdiniz onu sorayım ben. Çünkü bağlantılı bir şey soracağım. Bir uzlaşı listesi arayışı vardı. Yani tek kişiyle ya da en az iki listeyle gidilsin genel kurula gibi. Böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski ilçe başkanları falan bir araya geldi. Siz de katıldınız bu toplantıya. Evet. Ben oradan şöyle düşünmüştüm. Bir uzlaşı arayışı var. Dolayısıyla hani en fazla iki listeyle gidilecek ama şu an üç var. Bilmiyorum, belki dört olacak. Dolayısıyla hani siz bu listelerle uzlaşmadan kendi başınıza aday olma kararını nasıl ve neden verdiniz? Ya ben şimdi zaten seçilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri. Hani dışarıdan birisi oradan seçilmiyor. Zaten seçilen delegelerimiz de şu anda gerçekten partilimiz, dışarıdan gelen birisi değil. Öncelikle onu belirtmek isterim. Ben önce Sayın Ömer Zavlak açıkladı. Hı hı. Pardon, düzeltiyorum. Mevcut başkanımız, hı hı, ilçe başkanımız, mevcut başkanımız Coşkun Karadağ çıktı. Genel kurul tarihiyle birlikte genel kurul tarihiyle adayım dedi. Evet. Bir tane çıktı canlı yayın televizyonunda. Onu açıkladı. Akabinde Sayın Ömer Zavlak açıkladı. Akabinde biz hazırladık. Şimdi tabii ki de bu parti içi uzlaşmalarda da bayağı bir parti büyüklerimiz bir araya geldik. Herkes şey dedi. Ya ben de ondan yanaydım açıkçası. Sonuçta yazılan isimlerin %70'i %80'i aynı. Aynı olduktan sonra da zaten burada tekrardan bir seçim yapmak ya da insanları küstürmek, birbirine kırdırmak bence gerek yok demiştim. Tek liste halinde bütün parti büyüklerimiz de o şekilde fikirlerini söylediler. Ben de buna aynen birebir katılıyorum. Sonuçta burada yazılacak olan 389 delege ve bu delegeler liyakat sahibi, partimize emek harcamış, partimize yıllardır saha çalışmalarına katılmış, mevcut eskiden meclis üyeliği yapmış, ilçe başkanlığı yapmış, milletvekilliği yapmış, partimize yıllarca emek vermiş insanlar zaten delege olmak zorunda. Zaten 3 aday da listelere bunları yazıyor. Bence gerek yoktu. Yani siz delege seçimine mi gerek yoktu diyorsunuz? Evet, delege seçimine gerek yoktu. Zaten birleştirici ve uzlaştırıcı bir delege yapılsın istedik. Ama hem Ömer Zavlak abimiz hem de mevcut başkanımız buna çok yanaşmadı. Buradaki yaptığımız görüşmelerde aynen şu şekilde oldu. Ben söyledim kendilerine, ben de aday olacağım diye. Ömer Zavlak başkan kendi listemi çıkaracağım dedi. Ben Coşkun Bey'le de görüştüm. Hani üçe bölünmeyelim. Hani aynı ortak listede sonuçta bir şekilde yapalım dedim. İkisi de yanaşmadı. Mecburen biz de delege listemizi çıkarmak zorunda kaldık. Peki ben o zaman şunu sormak istiyorum. Şimdi genelde bu hani ortak listeyle, uzlaşıyla bir şeyler hazırlansın talebi. Siz delege seçimine gerek yok, biz birlikte belirleyelim dediniz herhalde. Ama bu zamanda masa başında yazılmış delege tartışması ortaya çıkıyordu. Yani bu daha demokratik bir yöntem değil mi? Bu kesinlikle daha demokratik bir yöntem. Ama
geçen dönem mesela tek listeyle gidildi. İki aday vardı, tek listeyle gidildi. Bu dönem üç aday var, üç listeyle gidiliyor. Şimdi ufak tefek de kırgınlıklar, küskünlükler olabilirdi ama olmadı. Yine de olmadı yani. Hani herkes partinin içinde. Partiye bir hareket geldi. Zaten o da demokratik sayılıyor. Şimdi tek liste girildiği zaman sonuçta insanlar birileri gelecek, oy kullanacak yani. Hani dediğiniz gibi ufak tefek çizdikler ya da başka arkadaşının ismini görmeyen insanlar çizip kendi adını yazabiliyor veya arkadaşını sokmak için ona bir çalışma. O da demokratik bir şekilde zaten ama artık ok yaydan çıktı. Hani bir şekilde yazıldı. Zaten yazdığımız isimlere bakın. %70 hele benim yazdığım isimler hem Coşkun Bey'in listesinde var hem Ömer Bey'in listesinde var. Hani çok bir şey fark etmiyor. Onu demek istiyorum. Yani şimdi bir de şunu belirtmek isterim. Bu özellikle basında çok büyük algı oluyor. Ben buradan aydınlatmak istiyorum. Hani sanki beyaz liste aldı açık ara gidiyor. Evet ama sonuçlara baktığınızda sayısal olarak önde görünüyor. Evet sayısal olarak önde gidiyor ama delegenin yine %80 aynı. Yine %80 aynı ve ayrıyeten de mesela beyaz liste birinci çıktığı mahallelerde kırmızıyla maviyi topladığın zaman beyaz listeye geçiyor. Beyaz listeye geçiyor ve orada da ortak yazılan isimler var. Bence hani sonuçta seçilen Cumhuriyet Halk Partisi delegesi hani kimin listesinden delege seçilirse bunun finalinde aldı başını gidiyor. Sanki biz biraz arka planda olmuşuz gibi evet, görünüyor. Şimdi aslında biraz programın sonuna doğru ben konuşmak istiyorum ama siz başta bunu beyan ettiniz. O zaman biraz devam edelim. Şimdi genellikle böyledir ama hani birinci tur dediğimiz delege seçiminde evet. Sayısal çoğunluğu alanın o sandıktan da sayısal çoğunlukla çıkacağı düşünülür. Böyle olunca da böyle bir algı çıktı. Yani hani genel kurula giderken beyaz liste önde evet. Ve sanki bu avantaj sağladı gibi bir algı oluştu. Ama siz bunu şu an tersini söylüyorsunuz. Kesinlikle. Peki siz bu beyaz listenin çoğunlukta olduğu delegelerle bu genel kurul alabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Kesinlikle alabileceğimizi düşünüyoruz. Zaten yoksa umuda hiçbir zaman umudumuzu kesmeyeceğiz. Zaten bakın mesela bugün yazılan delegelerde mesela Cikçilli Mahallesi'nde 19 tane delege yazılmış. Mesela 17 tanesi Sayın Ömer Zavlak'la aynı benim listemde. 10 tanesi Coşkun Karadağ'ın listesiyle de aynı. Mesela oradaki delegeler şu anda beyaz listenin içindeki delegelerin birçoğu giremedi. Neden giremedi? Çünkü mavi listeyle kırmızı liste beyaz listenin üstünde çıkıyor rakamları. Aynı şekilde Oba'da, Oba Mahallesi'nde de aynı şekilde birçok delege giremedi. Basına da düştü. Birçok insanlar, önemli isimler giremedi. Bunu yani birinci... Sanki beyaz liste birinci çıktığı zaman Coşkun Karadağ'ın yazdığı bütün delegeleri seçilemedi ki orada. Artı bütün sanki alıp götürmüyor yani Coşkun Karadağ. Beyaz liste yani ekibiyle beraber alıp götürmüyor. Öyle bir şey yok. Zaten bende de var aynı liste. Aynı isimler. Ömer Bey'de de var aynı isimler. Ya bu algı biraz şey bir de masa başına baktığın zaman hani orada sandık başına baktığın zaman maalesef onun ekip arkadaşları orada tüzük gereği. Hangisinin onun dediğiniz kim? Coşkun Bey'in mevcut yönetimi orada ekip arkadaşlarıyla beraber orada partide çok etkili oluyorlar. Ve onlar da çok tarafsız durmuyor maalesef orada. Yani delegeyi yönlendirme mi ya var? Ya yönlendirme de var tabii ki de. Bir iki tane genç arkadaşımız hariç geri kalanlar orada açık açık yönlendiriyor. Yani kaç kere de uyardık. Mahalle başkanları hepsi değil ama birçok mahalle başkanı gerçekten taraf olmuş. Taraf olmuş durumda. Taraf da olabilirler. Ama bunlar tabii hiç hoş şeyler değil. Evet. Peki siz genellikle mahalle başkanlarını mı yazmıyorsunuz listenize? Böyle de eğer bir taraf olan taraf olan mahalle başkanlarını kesinlikle yazmıyoruz. Taraf olan mahalle başkanlarını yazmıyoruz. Çünkü onlar da bizim partilimiz ama onlar sonuçta WhatsApp gruplarında paylaşım yapıyorlar. İşte beyaz liste geçti, şöyle geçti ama bunun içeriği böyle değil. Peki o zaman şimdi sizin söyleminizden hani kırmızı listeyle mavi listede birleştiği zaman çoğunluk oluşturuyor dediniz. Çoğunluk beyazı geçiyor. Bugünkü hepsinde de öyle tamam, geçti çoğunluk zaten. Beyazı geçiyor. Zaten bugün mesela Çıplaklı'da, Çıplaklı Mahallesi'ndeki yaptığımız delege seçimlerinde 6 tane delege seçildi Çıplaklı Mahallesi'nde. 5 tanesi de aynı isim zaten. Beyaz listeyle kırmızı listenin aynısı zaten. Onu belirtmek isterim. Keza Çarşı Mahallesi'nde aynı öyle. Saray Mahallesi'nde kesinlikle öyle. Yani aynı isimler ama dışarıdan bir basında tabii bunu söylemek zorunda. Sonuçta beyaz liste birinci çıktı mı çıktı. Ama bunu anlatmamız gerekiyor. Yani oradaki yazılan isimlerin zaten aynısı bizim listede isimleri var. Yani oradaki seçilen delegelerin hepsi Coşkun Karadağ'a veya Ömer Zavlak'a verecek diye bir şey yok. Bana da verecek diye bir şey yok.
Onu anlatmak istiyorum yani. Peki o zaman şimdi kırmızı ve mavinin toplamı beyazdan beyaza göre üstünlük sağlıyorsa, evet. Ben burada şunu sormak istiyorum. Bu bir strateji mi? Yani kırmızı ve mavi listenin delege sağlayacağı delege çoğunluğunun sonucunda siz bir ittifakla seçime girebilir misiniz? Vallahi onu söylemek için şu anda erken ama ben sonuna kadar gideceğim. Kesinlikle adayım. Hani sonuna kadar adayım. Sonuçta seçilecek 389 delege seçilecek Gaye Hanım. Hı hı. Ya bunun şu anda 180'i falan seçildi. Daha bir yarısı kadar seçildi. Bir o kadar daha seçilecek. Daha bu işin içinde beldeler var, köyler var, köy delegeleri var. Yani merkezde belki hani Coşkun Bey'in listeleri biraz açık ara önde gibi görünüyor ama öyle bir şey yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Daha bu işin beldeleri var. Bir de bilemezsiniz, bakınız. Biraz önce anlattınız, onu size ifade edeyim. Ben ilk gençlik kolu başkanı olacağım zamanda Ali Gürkan başkanımla Bülent Kandemir başkanım yarıştı. İkisi yarıştı. Resmen parti binasında yazıldı delegeler ama Bülent Kandemir seçimi aldı. Mesela o belli olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri çok özel kişilerdir. Yani bazen kardeş kardeşe oy vermiyor. Karı koca birbirine ayrı yerlere oy veriyorlar. Onu belirteyim. O yüzden bu iş ekip işi. Bu iş ekibini güçlü kuran, kendini iyi ifade edebilen, delegeye kendisini anlatabilen, projelerini ve her zaman söylüyoruz gençlerin önüne açılmalı diye. En genç de aday benim. O yüzden burada kendini ifade edebilen bu kongreye kazanacak diye düşünüyorum. Bilmeyenler için soralım, kaç yaşındasınız? 36. 36 yaşındayım. Doğduğumdan beri partinin içindeyim. Hangi yıl kaydoldunuz? Ben liseyi bitirdikten sonra kaydolmuştum ama resmi kaydım 2007'de. Askerlik ve üniversite bitirdikten sonra üye oldum. Sonra zaten Gençlik Kolu Başkanlığı yaptım. Akabinde 3 dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde yönetim kurulu üyeliği yaptım. 2 tane yerel seçim geçirdim. 2009'da Gençlik Kolu Başkanlığı'ndan dönemin ilçe başkanı Sayın Mevlüt Güven meclis listesinde seni görmek istiyorum dedi. Başarımdan dolayı, çalışma performansından dolayı meclis üyesi adayı oldum. 2014'te ilçe başkan yardımcısıydım. Direkt seçime bizzat müdahale ettik, katıldık. Akabinde de bir dönemde kısa bir yıla yakında ilçe başkanlığı yaptım. Evet, tabii onu ayrıca konuşmak istiyorum ama biraz mesajlara tamam. Bakalım. Tabii ki de. Çünkü size mesajlar, bize mesajlar var. Tabii değerli izleyenler, ekranda görüyorsunuz WhatsApp ihbar hattımızı. Bu numara üzerinden Sayın Çorbacı'ya eğer soru, görüş, düşünce, önerileriniz varsa ya da programımıza vermek istediğiniz bir katkı varsa bize aktarabilirsiniz. Tabii ki sosyal medya mesajlarınızı zaten direkt olarak görüyoruz. Şevki Yücel Yoldaş size başarı dilemiş. Barış Arslan, başarılar başkanım demiş. Sizin yol arkadaşlarınızdan birisi Barış, evet. Arslan. Evet. Ali Uysal, kendi başına karar veren değil. Karar veren değil, zaten ilçe başkanı iken hakkı yenen birisidir demiş sizin için. Evet. Emin Öztürk başarılar dilemiş, Müge Gezginci ise başarılar dilemiş. Hüseyin Kaya iyi yayınlar, başarılar demiş. Genellikle başarı dilekleri gelmiş size. Teşekkürler. Dolayısıyla soru düzeyinde gelen mesajımız olursa da onları da tabii ki size aktaracağım. Evet, peki o zaman şimdi biraz... Şu başkan adaylığınızı açıklarken yaptığınız konuşmadan devam edelim. Evet. Yarım kalan işi tamamlamaya geleceğinizi. Yarım kalan hikayenizi tamamlamaya evet. Geleceğinizi söylediniz. Ben şunu sormak istiyorum. Bu yarım kalan hikaye nedir? Bakınız, o gün partide bazı istifalar oldu ve yönetimden komple düştük. Millet görevden alındığımızı zannediyor ama görevimizden maalesef düştük. Orada yapılması gereken birçok çalışmalar vardı ve çok iyi gidiyorduk. Yani ben kendi adıma söyleyeyim, ekibimle beraber gerçekten de kendi ekibim değildi ama onlar da sonuçta emek veriyordu partiye. Ve orada hakkımı yendiğini düşünüyorum. İlçe başkanlığını en azından seçime kadar götürmem gerekiyordu. Bence o büyük bir hata oldu. Ama bir şekilde oldu. Zaten ben de sonradan öğrendim. İstifa edene, intihar edene karışılmazmış. Bir şekilde istifalar oldu ve bu sürece gelindi. Atanmış bir yönetim geldi. Peki önceden istifayı duydunuz mu ya da hissettiniz Yok, mi? Çünkü basından duydum. Sizin yönetici olduğunuz bir yapıda istifa oluyor. Hani bunun haberini almadınız mı?
Yok, basından duydum ben istifa edeceklerini. Kendilerinden yani duymadım. Sizinle hiç istişare olmadı mı? Yok, olmadı. Neden kesin istifa etti insanlar? Vallahi onu geçmiş kalmış şimdi. Onu kendilerine bir gün eğer bir platformda yani aslında dedim onlar ya, farklı ortamda, önce, siz farklı de farklı ortamlarda anlattınız ama anlattım. Ben şunu merak ediyorum. Sonuçta siz yeniden ilçe başkan adayısınız ve yeniden seçimi kazanırsanız yeniden benzer süreçleri yaşayabilir parti. Yani onların eleştirdiği süreçleri. Bakınız, o tarihte ilk defa olmuş Alanya'da. Bir daha ikincisi biraz daha belki 150 yıl sonra olur. 150 yıl sonra olur. Onu açık konuşayım yani. Böyle bir seçime 38 gün kala istifa bence yanlış bir tercihti. Onu açıkça ifade edeyim. Ama arkadaşların genel takdiri de demokratik haklarıdır. Ona bir şey demiyorum. Ve ben gerçekten çok iyi gidiyordum. Yani 11 ay boyunca bas sıkmadı gel bırakmadım. 24 Haziran seçimlerinde çok iyi çalıştım. Hemen akabinde hiçbir zaman pes etmedik. Ben biliyordum zaten büyükşehir belediyelerini alacağımızı, tüm Türkiye'de alacağımızı biliyorduk. Ama maalesef böyle bir süreç yaşandı. Tam böyle ısınmışken, tam böyle gazımı almış gitmişken böyle bir şey başıma geldi. O yüzden şimdi yeni bir ekiple, genç, dinamik ve tecrübeli birkaç abimizle beraber güzel bir yönetim hazırlayıp burada alamadığımız Alanya Belediyesi'ni ilk etapta 4,5 yıl sonra olacak olan Alanya Belediyesi'ne mutlaka tekrardan talip olacağız ve şimdiden çalışmaya başlayacağız. Akabinde de belediye seçimlerinden önce de mutlaka bir milletvekilliği seçimi vardı. Ben ilk ilçe başkanı olduğumda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri vardı. Ben 2 gün boyunca Ankara'da kaldım. Kaç kere Antalya'ya gittim geldim. Alanya'dan birini, herhangi birisini, milletvekili aday adaylarımızdan herhangi birisini yazdırabilmek adına, ama o zaman biraz aceleye gelmişti. Çünkü bir baskın seçim olmuştu. Zaten seçim, ben ilçe başkanı olduktan 54 gün 44 gün sonra Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı milletvekilliği seçimi yaşandı. Şimdi öyle olmayacak. Şimdi seçileceğiz kongrede. Kongrede seçildikten sonra hem Antalya ile hem Ankara'ya baskılarımızı şimdiden kuracağız ve Alanya'da mutlaka ilk 3'ün içine, bilemediğiniz ilk 5'in içine bir tane Alanya'nın milletvekili adayı olacak. Evet. Onu şimdi ben burada şunu sormak istiyorum. Sizinle daha önce de biz defalarca program yaptık. O süreçlerde de yaptık. Evet. Bir Alanya adayının o listeye girmesi için elinizden geleni yapacağınızı o zaman da söylediniz. Bunu sadece siz de söylemediniz. Aslında bakarsanız tabii her dönem aday olan insanlar söyledi, yönetici olan. Ama genelde de bu konuda yeterli kalmadı teşkilatlar. Yani onların arzuları daha doğrusu dikkate alınmadı. Hani şimdi ne değişecek de bunu başaracaksınız ya da nasıl başaracaksınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi ben, herkes ben derse bu iş olmaz. Açık konuşayım. Yani herkes ben derse bu iş olmaz. Ama biz olabilirsek, Alanya olarak, Gazipaşa olarak, Manavgat, Serik, bunlarla beraber birleşip, yani sonuçta hadi Manavgat'ta Serik'i ayrı tutuyorum. Her dönem oradan zaten bir tane milletvekili çıkıyor. Gelelim Alanya ile Gazipaşa'da en son 2002'de Sayın Osman Özcan çıktı. O günden bugüne bir tane milletvekilimiz yok. Bu sefer kenetlenebilirsek, partideki küskünlükleri, kırgınlıkları, birbirleriyle kongrelerde, farklı görüşlerde, farklı yerlerde desteklenenleri bir araya getirebilirsek, tek bir yumruk olabilirsek, bunun Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Gazipaşa, buraları da toparlayabilirsek, gerekirse ön seçim yapacağız. Gerekirse bu ilçelerde Doğu'nun Alanya'nın adayı olarak ön seçim adaylar çıkacak. Ya bunu da genel merkeze bastıracağız. Gerekirse tek bir aday üzerinde gideceğiz Ankara'ya baskı yapacağız. Başka türlü çıkartamayız yani artık, ama gelen, şunu çok iyi biliyorum. Gelen bütün milletvekili, mevcuttaki milletvekillerimiz ve il başkanımız Sayın Ahmet Kumbul mutlaka ve mutlaka önümüzdeki dönemin Alanya'da mutlaka bir aday olacağını ve bu genel merkezde de ciddi ciddi konuşulduğunu biliyoruz. Bunlar da söylüyor. O yüzden Alanya'dan kesinlikle bir tane milletvekili adayımız Gazipaşa ile beraber mutlaka bir tane milletvekilini ilk 3'e, olmadı ilk 5'e mutlaka sokacağız. Hep beraber, ama dediğim gibi birlik beraberlik içinde. Yani bunu ben tek başıma beraber yapamam. Tek başıma yapamam. Yönetimimle, ekibimle, meclis üyelerimizle, eskiden ilçe başkanlarımıza, milletvekilimizle hep beraber yumruk olacağız.
Gerekirse burada bir ön seçim yapacağız. Olmadı genel merkeze baskı yapacağız. Bir tane ya 3. sıraya ya da 5. sıraya birini alacağız. Peki bu birlik beraberlik tek yumruk bunu nasıl başaracaksınız? Ben bunu şunun için soruyorum. Bu istifa döneminde insanların istifa edenlerin söylemlerinden birisi meclis tartışmasından kaynaklanmıştı. Evet. Ve birlikte karar verdiğimiz meclis listesi çıkmadı gibi bir eleştiri yaptılar size. Evet. Yani bir birliktelik sağlanamadı sonucu çıkıyor. Siz şimdi aslında bunu savunuyorsunuz. Dolayısıyla hani bunu hangi alt yapıyla yapacaksınız? Şimdi bakınız şunu belirtmek isterim. Şimdi 10 tane ilk tartıştığımız isimler arasında ilk 10 kişinin içinden seçeriz dedik. Şimdi bizim 31 Mart seçimlerinden sonra size soruyorum. 31 Mart seçimlerinden sonra ilçe başkanlığımız nerelerde belde ofisleri açtı? Söyleyeyim. İlk önce Mahmutlar'da açtı. Sonra Konaklı'da açtı. Şimdi de Kestel'de açıldı. Meclis sitesinde kimler var? Erkan Demirci. Nazmi Zavlak nereli? Kestel'de değil mi? Yılmaz Başlar nereden? Mahmutlar'dan. Hüseyin Yaman? Konaklı'dan. Demek ki önemli beldelermiş. Doğru mu? İsimler tartışılır. Onun yeri Yılmaz Başlar'ın yerine Gaye Coşkun olur. Hüseyin Yaman yerine Ali Üysal olur, Orhan Ateş olur. Oradaki şeyden bahsediyorum. Bunlar tartışılır, bunlar başka bir şey. Ama burada 312 bin nüfus var, 206 bin seçmen var. O yüzden doğu ve batı dengesini yapmamız önemli. Ne diyoruz? Alanya'dan hiç milletvekili yok. Antalya'nın doğusunda milletvekili var mı? Biraz önce bahsettik. Şimdi ne oldu? Alanya'dan milletvekili. O zaman nasıl olacak? Doğu batı dengesini yapmamız gerekiyor bu meclis sıralamalarında. Bu yüzden oldu. Serkan Bey ile Erkan Bey de merkezden temsil ettiler. Geri kalan bu şekilde yani aldığımız oy oranı da ortada zaten. Hani diğerleri de yani ben şimdi tam anlayamadım. Siz Doğu Batı, daha doğrusu Konaklı, Kestel, Mahmutlar ve merkezi denge olarak aldınız. Geçen dönem beldelerimizde ve köylerimizi temsil eden meclis üyeleri yoktu. Olduğu mahallelerden temsil eden meclis üyelerimiz yoktu. Bu dönem büyükşehrin geleceği bağıra bağıra geleceğini biliyorduk. Belliydi. Alanya Belediyesi'nde çok iddialıydık ama kazanamadık. Ama Büyükşehir bağıra bağıra geliyordu. Anketlerde de Muhittin Böceğe müthiş... Tamam ya, ben anladım. Yani sadece sorumla cevabı bağdaştıramadım. Hani... Soru şu, beldelerden yazdık. Beldelerden yazdık. Konuda o arkadaşlar ona itiraz ettiler herhalde. Ya da başka bir yakınlarını, dostlarını falan istediler. Yani o yüzden olmadı. Ben partimi düşündüm. Ben başka kimseyi düşünmedim. Ben yazdığım meclis üyelerinden de... gerekli çalışmalarını da yapıyorlar. Elinden geldikleri zaman. Peki tamam, bugüne gelelim. Şimdi siz delege seçimi yapıyorsunuz. Ve ben pardon bir şey söyleyeceğim. Dışarıdan gelip kimseye de yazmadım oraya. Partide tartıştığımız isimler. Sadece Erkan Bey son dakikada girdi. Konu o. Zaten yani, Erkan Bey de Sayın Böceğin özellikle istediği birisi. Özellikle istediği birisi. Bir de tabanın %70, %80'inin onu istediği birisiydi. Konu o. O yüzden. Son dakikada girdiği için biraz da. Evet. Ya şimdi çalışan çalışan insan hata yapar. Çalışmayan dedikodu yapar. O yüzden biz de çalışıyoruz. Biz de ufak tefek hataları yapmış olabiliriz o süreçte. Ama konu bu yani. Olayın özeti peki, bu. Peki. Şimdi size Ramazan Çıtak başarı dilemiş. Zafer Ocak başarı dilemiş. Eşref Siviller Manavgat'tan selam demiş. Sen ben yok biz varız. Biz birlikte yaparız demiş size. Teşekkür ederiz. Listenizde mi? Efendim? Var mı? Listenizde var mı Eşref Bey? Eşref Bey var, evet. Peki. Hatice Erdem Serezli yayınlar demiş bize. Size de başarılar dilemiş. Hı hı. Peki şimdi bu delege yazarken, listeyi yaparken hangi stratejiye dikkate alıyorsunuz? Hani biraz önce cümlenizin içinde partililik, liyakattan söz ettiniz ama delege oluştururken sizce hangi kriterler, siz hangi kriterlere dikkate alıyorsunuz? Hangi kriterler dikkate alınmalı? Ben delegeye yazarken öncelikle eski ilçe başkanlarımız, eski milletvekillerimiz, eski parti meclis üyelerimiz, partide görev almış, sahada çalışan ve aynı zamanda yıllardır partimize gelip giden, referandumlarda çalışmış, 31 Mart yerel seçimlerinde çalışmış, sandık görevlisi yapmış insanları ben delege yazıyorum. Çocukluğumuzdan beri partimize gelen giden insanları. Ve
birçok etkinliklerde 9 Eylül, 19 Mayıs, 10 Kasım, 23 Nisan, 30 Ağustos, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na etkinliklerine, sabahleyin törene katılanlara, bunlara kimler? Yani Cumhuriyet değerlerine sahip çıkanlara. Tabii Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan, Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek veren herkesi ben kendi listeme yazıyorum. Evet. Onu açıkça belirteyim ama diğer arkadaşlarımız da o şekilde yapıyor. Çünkü bu çoğu listelerimizin aynı zaten. Evet, partimizdeki demokrasi şölenini yaşatan 3 adaya da teşekkür ederim demiş Durmuş Bey. Durmuş Özgen yanılmıyorsam. Beni Durmuş Özgen yetiştirdi. Öyle siyasette mi? Evet. Kendisini de bunun çok severim. Diğer siyasi partilere örnek olmasını diliyorum. Demokrasi varsa CHP var. CHP üyesi delegesi ne yapacağını iyi bilir. Sonuçlar hayırlı olsun demiş. Evet, o çok tiyo vermemiş ama bir mesaj vermiş. Peki, yönetim kurulunuzda kimler olacak? Ha. Neye dikkat edeceksiniz? Çünkü siz söyleminizde yepyeni dediniz, bambaşka dediniz, genç dediniz. Belirlediniz mi bu isimleri? Yol arkadaşlarınızın adı belli mi? Şimdi yol arkadaşlarımızın yaklaşık 5-6 tanesi belli. Ciddi de bir görüşme yapıyoruz. Sonuçta inceleyip sık dokuyorum. Birçok talep var yönetime girmek isteyen ama ekipteki arkadaşlarımızla beraber bunu hep beraber karar vereceğiz. Bayağı bir yol kat ettik o konuda ama şu anda bir isim vermem delege seçimlerinde devam ettiği sürece. Zaten partimizde bakıyorsunuz birinin ismi ön plana çıktığı zaman hani diğerleri de çelmeye çalışıyor. Hani kötü manada söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Hani bizim ekibe katıl, o ekibe katıl. Geçmişte de bu oldu. Geçmişte de bunlar oldu. O yüzden onu şu anda bir ismim vermem şu anda uygun olmaz ama şunu söyleyeyim. Bir iki tane mutlaka tecrübeli ve siyaseti gerçekten bilen yönetici abilerim olacak. Ama daha çok genç, dinamik, sahada çalışan ve proje üretebilen ve fikirleriyle, görüşleriyle partimizi bir üst seviyeye nasıl çıkarabilecek insanları yönetime yazacağız. Ve kesinlikle asil ve yedek olarak değil, bütün 16 kişilik, o 16 artı 1 bir de başkan, yönetim 16 kişi de ilçe başkanı olacak. Tek ben ilçe başkanı olmayacağım. Herkes o kadar yetkili olacak. Hep beraber bir konsensüs sağlayıp görevlerimizi paylaşacağız. Yedek yönetim kurulu, asil yedek olmayacak. Onlar da sistemin içine kalacak. Zaten mevcuttaki mahalle başkanlarımızla, biz de çalışmak isteyen olursa onlarla devam edeceğiz, yoksa değiştireceğiz. Evet, o zaman siz bütün asil yedek, bütün listeyi çalıştırdığınız bir sistem kurmayı düşünüyorsunuz. Bütün sistemi çalıştıracağız çünkü sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. O yüzden bu ekibin çok sağlam olması gerekiyor. Ve sadece onun, bunun, şunun, bunun adamı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adamı olması gerekiyor. Evet, şimdi siz deneyimlisiniz. Eskiden beri ben hani gazetecilik yaptığım ilk günden beri sizin siyasi arenada gençlik kollarından itibaren demek istiyorum. Faaliyetlerinizi izleyen birisiyim, gören birisiyim. Dolayısıyla hani parti kültürü ve siyasi kültür anlamında bir deneyiminiz var. Evet. İlçe başkanlığı yapmış olmanızın getirdiği bir tecrübe de var. Ben ikisini birleştirerek ne öğrendiğinizi soracağım size. Çok şey öğrendim. İlk aklınıza gelen. İlk aklıma gelen şey çalışmak. Bu iş çalışmadan olmuyor. Yani partimizin bir yerlere gelmesi için çalışmadan olmuyor. Ve en önemlisi de mutlaka partimize emek veren bütün yöneticilerimize, herkese saygı duyuyorum. Ama kırsala biraz önem vermemiz gerekiyor. Kırsal mahallelere bir yıl boyunca, yaptığım görev süresi boyunca genelde kırsala çok önem verdim. Yine de aynısını yapacağım. Yani ve büyük şehrin gücüyle, büyük şehrin bağlantısıyla beraber Demirtaş'ın köylerinden bir gireceğiz. Hep beraber okurcaların sonuna kadar bütün köylerinizi tek tek, oranın bütün sorunlarını bu görev sürecimiz boyunca büyük şehirle bağlantılı bir şekilde Dimin köylerini, Demirtaş'ın köylerini, Konaklı'nın köylerini, Payalılar'ın köylerini, hepsini beraber üstüne bir de yaylaları turatmayı düşünüyoruz her yaz. Peki bütün mahallelerine gittiniz mi Alanya'nın kırsalında? Ben bütün mahallelerine gittim. 68 kırsal mahallemiz vardı. Hepsine gittim. Hem de bir kere de gitmedim. İkişer üçer kere gitmişimdir. Siyasi hayatım boyunca. Hı hı. Ama ilçe başkanlığım döneminde hepsine gittim.
Evet. Bütün hepsine gittim. CHP Güney Bölge Sorumlusu Mustafa Şengöz size başarı dilemiş. Evet. WhatsApp üzerinden gelen sorulara da bakıyorum ki onları da kaçırmış olmayalım diye. Tabii bu arada size yeni mesaj atan izleyicilerimiz de var. Eşiniz tabii ki size başarı dileklerini iletmiş Ayten Hanım. Evet. Zafer Ocak ilçe başkanı. En büyük destekçim eşim oldu. Evet, nasıl gidiyor yani, evde sorun olmuyor mu? Çünkü siyasetçiler genelde gece gündüz sahada çalışıyorlar. Evet, özellikle en büyük destekçim eşim. Gerçekten kendilerine bir kez daha ben de ekranları başında izleyenlere ve sizlere bir kez daha anlatayım. Gerçekten çok büyük destek oldu bana. Özellikle görev süre iyi zamanımda, kötü zamanımda her zaman yanımda olmuştur. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet. İlçe başkanlığı düştüğünde o gece saat 2'de bile arasak derdimizi dinleyen Sefa Başkan'dı demiş. Yanımızdaydı her zaman demiş. Zafer Hocan size bu mesajı. Dilek Uğur size başarılar demiş. Ortak ittifakta CHP İYİ Parti iken, Abdullah Sönmez İYİ Parti Belediye Başkanı adayken sonsuz destek verdik. Sefa Başkan'ı tanıdım, değerli bir abim demiş Yakup Sezen. Sanıyorum İYİ Partili bir mesaj, öyle mi? Evet, yanlış anlamadıysam öyle bir şeye vardık. Peki, şimdi yarım kalan hikayeyi tamamlamak için aday oldunuz ama tek sebebi bu değil herhalde. Tabii, evet. Nedir diğer sebebi? Ben şunu söyleyeyim. Bir, eğer ki mevcut atanmış ilçe başkanımız ve ilçe yöneticilerimiz gerçekten işini dört dörtlük ve biraz toparlayıcı ve iyi bir şekilde yapsalardı zaten ne Ömer Zavlak başkanımız da çıkmazdı ne de ben çıkardım. Onu başta belirteyim. Ben biraz daha benim özellikle bunun bir tık daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Ondan aday oldum. Ve yarım kalan hikayeye gelince benim dönemimde hiçbir zaman seçim zamanlarına denk geldi. Ve arkamda hiçbir zaman ne Alanya Belediyesi ne Büyükşehir Belediyesi, zaten genelde iktidar değiliz, hiç kimse yoktu. Ona rağmen vatandaşın ve partilimizin işlerini çözmeye çalıştım. Ve birçok kapıma gelen kimseyi de geri çevirmedim. Mutlaka işini gördürmeye çalıştım muhalefette olmama rağmen. Bunu özellikle belirtmek isterim. Şimdi elimizde koskocaman bir güç var. O da Büyükşehir Belediyesi. Sayın Muhittin Böceğin aday olmasında da kendimin birçok katkısı olduğunu düşünüyorum genel başkana kadar. Ve aynı zamanda da Sayın Başkan'ın evet ufak tefek eleştiriler olabilir Sayın Başkan'a Alanya'dan özellikle, ama şunu belirteyim, biraz daha sabır etmemiz gerekiyor. Ve buradaki sıkıntıyı ben ilçe başkanlığımızda, ilçe yöneticimizde görüyorum. Neden görüyorum? Çünkü bir kopukluk var Antalya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe yönetiminin ve aynı zamanda da bunu sağlayabileceğimi düşünüyorum. Ve kırsala hizmetti, çünkü kırsalda zayıfız. Özellikle ilçe başkanlığının döneminde de kırsala çok önem verdim. Bunu da bir kez daha söyleyeyim. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir yerelde iktidarız, iktidar gücümüz var ve bu gücü kırsala aktarmamız gerekiyor. Yani çünkü oraya gittiğimiz zaman bazı insanlar bize değişik gözlerle bakıyorlar. Gidip orada kendimizi ifade edebildiğimiz kadar ediyoruz ama şimdi bir de hizmet götürmemiz gerekiyor. O hizmeti de götürdükten sonra bunlar yarım kalan hikayelerimiz. Ve buna benzer birçok şeyler var. Aynı zamanda da en önemlisi, biz parti olarak maalesef birlik bütünlük içinde tam olarak değiliz. Eğer ki olur da bir daha gelirsek, bakınız ben ilçe başkanlığım dönemimde bu süreçlerden hepsinde bütün ilçe başkanlarımı sağ olsun çağırdım, geldiler. Sadece bir tek Raif Karagöz biraz rahatsızdı. Kendisine de Allah uzun ömürler versin. Şu anda sağlık durumu iyi. O dönemde yaptığımız toplantıda sadece kendisi katılamamıştı. Geri kalan bütün ilçe, bu birlik beraberliği mesela şeyde göremiyoruz şu anda. Coşkun Karadağ ve yönetiminde göremiyoruz. Çünkü neden göremiyoruz? Çünkü hiçbir zaman bizi toplamadı, bizi birlikte beraberlikte bir hareket edelim demedi. Yani o yüzden biz bunların hepsini sağlayıp büyüğümüzün elini öpeceğiz, küçüğümüzün de yanaklarından öpeceğiz, kucaklayacağız. Başka türlü Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyamayız Alanya'da. Evet. Peki Büyükşehir'le ilişkilerde kopukluk eleştirisinde bulundunuz. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Şimdi bir, öncelikle şunu söyleyeyim. Bildiğim kadarıyla benim aday açıklama törenimde ilçe başkanımız ve yöneticilerimizin birçoğu yoktu. Neden yoktu? Çünkü ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir randevu aldılar. Seçim geçeli 7 ay oldu, 8 ay oldu. İlk defa gittiler. Ha,
meclis aralarında falan görüşmüş olabilirler. Ona bir şey demem. Ama resmi olarak ilk defa makamında pozu ilk defa verdiler. Ben yani randevu alamıyorlar mı Büyükşehir Belediye? Ben bilmiyorum. Ben yönetimde olmadığım için ben bilmiyorum. Ona ben bir yorum yapmıyorum. Onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama bu bir. İkincisi iş aş bekleyen birçok partilimiz var. Daha henüz sadece bir otogar müdürü atandı. Bildiğim kadarıyla da sadece ilaçlamaya yaz dolayısıyla biraz işçi alındı. Geri kalan hiçbir tane bile işçi alınamadı. Onu da belirtmek isterim. Zaten ASPEK İYİ Parti'ye verildi. İYİ Parti'nin orada çalışıyor şu anda Ecem Hanım. Kendisine de bir kez daha başarılar dilerim. İki, bundan sonraki süreçte de bence Sayın Muhittin Böceğin Alanya'ya sık sık getirmek gerekiyor. Ve kendisinin sözü vardı ayda bir gelme üzerine. Ya o gelir. Ben onu çok şey yapmıyorum. Bakın onu eleştiri olarak görmüyorum. Çünkü olur. Ya bakarsınız 5 yıl boyunca ne kadar çok geldiyse belki ayda bire dek gelebilir. Anlatabildim ne demek istediğimi? Yanlış bir cümle mi kurdum? Yani anlaşılmaz bir cümle. Anlaşılmaz bir cümle oldu. Şöyle söyleyeyim. Bazen belki ayda 2 sefer 3 sefer gelir. O dengelenir. Hı. Onu anlatayım yani. Artı seçildiğim gün belki 2-3 gün devir teslim törenleri falan olur. Ondan sonra ilk işim eşimi de alacağım. Sayın Meclis Üyemiz Erkan Bey'i de alacağım. Belki bir imamilerini de alacağım. Gideceğim bir hafta Antalya'da kalacağım. Oradaki bütün daire başkanlarıyla, genel sekreterle, genel sekreter yardımcıları hepsiyle oturacağım. Bir hafta boyunca orada kalacağım. Hepsiyle tanışacağım. Birçoğunu tanıyorum zaten ama anlatacağım. Ve ilk etapta da Coşkun Bey ve yönetimini mutlaka bir araya geleceğiz. Nerede kalmıştık diyeceğiz. Yani ne yaptık, ne ettik. Çünkü bazı şeyleri bilmiyoruz şu anda. Ne yapıyorlar, ne diyorlar. Bilme şansımız yok. Çünkü yönetimde değiliz. Yönetimin dışında. Onlardan aldığım raporlarla gideceğim. Orada kendimi güzelce tanıtacağım. Ve hizmeti Alanya'ya getirmek için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Evet. Tabii bu söylediğiniz biraz büyükşehire müdahale gibi de algılanabilir ama. Büyükşehir'e çünkü parti yönetimi farklı bir şey. Büyükşehir yönetimi şimdi farklı buradaki şey. Koordinasyonu ilçe yönetimi yapması gerekiyor. Şu an yapılmıyor mu? Bence yapılmıyor. Peki. Bu büyükşehir ilişkileriyle ilgili bir eleştiri var. Buna siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Evet. Büyükşehir bünyesinde çalışmaya devam eden ve seçim dönemi Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı özellikle Sayın Böceğe yönelik antipropaganda yapan kişilerin halen çalışmaya devam ettiği evet. Ve partinin bu konuda herhangi bir etkinlik göstermediği eleştirisi var. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bence kesinlikle partizanlık yapanın ve bizi terörist diyen, bize vatan haini olarak gözenlerin kimse kusura bakmasın kesinlikle işten çıkartılması gerekiyor. Hı. Bakın partizanlık ayrı bir şey. Bizi ayrıyeten PKK'lı diyorlar. Ve işbirlikçiyle suçluyorlar ve birçok şeyle suçlayanları bunların kesinlikle belgeleri de var. Onlar hala çalışıyor ve bankamatik memurları varsa bildiğim kadarıyla yok. Bunların hepsinin ya görev değişikliği ya da işlerine kesinlikle son verilmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum ve yönetime geldikten sonra da bunların hepsini Sayın Başkanımızla beraber değerlendirip bunların kesinlikle şimdiye kadar ya görev yerini değiştireceksin, merkeze göndereceksin. Buradan başka birini işe katmamız yok zaten. İşe katıldım yok yani şu anda. Partide bine yakın başvuru var. Onlar da yanlış bence de. Hani sanki iş başvurusu gibi olmuş. Bir onların hepsini işe katamayacağına göre, 1000 kişi işe katamayacağına göre yeni en azından bazı isimleri değiştirip ve eleman eksiği de var bildiğim kadarıyla. O yüzden bunların kesinlikle partimizin gençlerinden kişilerin ekmek parası için çalışmaları gerekiyor. Peki ben bu konuda bir şey soracağım. Evet. Şimdi insanların işe girebilmek için parti teşkilatlarını ziyaret ediyor olması ve oradan yardım bekliyor olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi kapına birisi gelirse kovamazsın. Mutlaka yardımcı olmak zorundasın. Ben de hani hiçbir elimde yetki yokken hani elimizde ne Alanya Belediyesi ne Büyükşehir yokken elimizden geldiği kadar hemen gerek özel sektörlere gerek de başka birimlere yardımcı olmaya çalışıyoruz gelen vatandaşa. Ama bu tabii
herkes sonuçta Türkiye'nin içinden geçtiği durum ortada. Ekonomik kriz ortada. Bugün işsizlik oranı 13 milyonu geçmiş. 10 milyonun üzerinde. O yüzden gelen kişileri de kapıdan çeviremezsin. Ama burada bir sıralama neye bakıyorlar bilmiyorum. Referansa mı bakıyorlar, neye bakıyorlar bilmiyorum. Ama kesinlikle en kısa zamanda bazı partilerimizin gençlere özellikle gençlerin önü açılması adına işe girmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Peki bu arada partide bir de gençlik kolları yarışı var değil mi? Tatlı evet, bir telaşı evet. Var bir taraftan da. Evet, o zaten bizim delege seçimlerinden önce gençlik kolları ilçe başkanlığı seçimi, gençlik kolları ilçe başkanlığı seçimi normal ilçe kongresinin önüne geçti zaten. Basına çok belki düşmüyor ama biz kendi aramızda biliyoruz. Onlar da güzel bir şekilde çalışıyor. Şunu da belirteyim, biz tarafsızız. Biz de aday olduğumuz için tarafsızız. Zaten oyumuz da yok gençlik kollarında. Onlar kendileri, kendi delegeleriyle görüşüyorlar. Ben de gençlik kolu başkanlığından biri gelen birisi olarak genç arkadaşlarımıza, genç adaylarımıza başarılar diliyorum. Tabii ama şu var, ilçe başkanı adayısınız. İlçe başkanı olduğunuz takdirde gençlik kollarıyla da birlikte çalışacaksınız. Tabii ki de. Hani o yüzden uzaktan da olsa süreci izlemek, evet, küçük izliyorum. De olsa, beklenti içine girmek de mümkün değil mi? Takip ediyorum. Gerçekten iki tane değerli genç kardeşimiz aday oldu. İkisiyle de kim kazanırsa bizim gençlik kolu başkanımız olacak. İkisiyle de evet. Çalışırım. Hiçbir problemim peki, olmaz. Peki, Yılmaz Bağışlar iyi yayınlar dilemiş. Sefa Başkan adaylık sürecine başarılar demiş. Atalay Tayfun, bir hafta önce bizler delege olmazken bugün yönetimden delege olmayanlar neden yakınmaya başladı demiş. Burada bir sitem var, bir soru yok ama bu mesajdan bir sonuç çıkardınız mı? Şimdi bazı gerçekten delegeliği hak eden insanlar delege olamadı. Yazılmamış. Ben yazdım ama kendi listeme ama yazılmadı. Bugün de ciddi isimler delege olamadı. Ona biraz sitem etmiş. Demokratik bir yarış. Demek ki bazen böyle şeyler oluyor. Hakkımızda hayırlısı. Peki, hakkımızda hayırlısı dedi. Evet. Sayın Çorbacı birazcık daha yuvarlamayı tercih etti. Evet. Yok, ben taraf olan daire başkanlarına sesleniyorum. Kesinlikle buna karşıyım. Onu açıkça ifade edeyim. Şu anki yönetimde liyakat var mı diye sormuş. Yine devamında sorunun Atalay Tayfun. Bu anlamda bir cevabınız var mı? Ya şu andaki yönetimde partili arkadaşlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz... Yani sonuçta atanmış bir yönetim. Artık yeni kongrede kimler olur kimler olmaz bilmiyorum. Ama önümüzde bir süreç var. Herkesin oyuna talibiz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu andaki yönetimde elinden gelen her şeyi yapıyor. Bunun altında ince bir mesaj var. Şu andaki yönetimde elinden gelen her şeyi yapıyor. Hangi anlamda elinden geleni yapıyor? Yani yapmaya çalışıyor diyeyim. Şu anlamda yani yönetimin ne kadar Coşkun Bey'in yanında ne kadar değil bilmiyorum ama ciddi isimler Coşkun Bey'in yanında ve çoğu da sandık görevlileri şu anda tüzük gereği öyle ve onların ben kesinlikle tarafsız olduğunu düşünmüyorum. Birkaç tane genç arkadaşımız gerçekten işini dört dörtlük yapıyor ama bazıları gerçekten yönlendirme yapıyor. Ve bazı sonuçlar da ondan çıkıyor. O zaman demokratik bir seçim olmuyor öyle mi? Esasında demokratik seçim de ama işte onlar özellikle mahalle başkanları ve bazı sandık kurulu görevlileri açık açık yönlendirme yapıyor. Bunu da buradan ifade edeyim. Ama bugün daha önce tabii hepsi de benden büyük olduğu için hani biz gerekli uyarılarımızı yapıyoruz ama işte olmadı. O yüzden biraz da o beyaz listenin fazla çıkması biraz da ondan yani. Mevcut iktidarda bir yönlendirme var. Evet, kesinlikle. Peki nasıl devam edecek şu an? Yarın genel delege seçimi yok. Öbür gün var galiba. Merkezdekileri büyük mahallelerin hepsi bitti. Obacık, Çilli, Tosmur, Çıplaklı da bitti. Küçük mahallelerimiz kaldı. Küçük Asbahçe, Büyük Asbahçe, Sugözü bunlar da büyük tabii de hani delege olarak hani küçük mahalleleri Yasıralı, Tophane, Tepe bunlar var ve beldelerimiz var. Bunları bekliyoruz. Sonra kırsala geçeceğiz. Sonra yani kırsal, en son kırsal. Kırsal var zaten. Kırsalın da zaten %80'i belli. Hı-hı. Zaten kırsalda bir delege seçebiliyorsun. 2-3 delegesi olmuyor. Onda muhtemelen Sayın İlçe Başkanımız Coşkun Karadağ, diğer adayımız Ömer Zavlak ve ben üçümüz beraber hazırlarız.
Peki iki kelimeyle Cumhuriyet Halk Partisi tanımlamanızı istesem ne dersiniz? Eşitlik ve doğruluk. Evet. Peki dördüncü adayı bekliyor musunuz? Hiç beklemiyorum. Bence çıkmaz. Ama çıkabilir. Herkesin demokratik hakkı. 3200 üyemiz var. 3200 üyenin içinden herkes aday olabilir. Yani ve 40 imza toplamak gerekiyor. 4, 5, 6 olabilir. Ben eğer başka birisi düşünüyorsa da benim kendi şahsi fikrimi sorarsanız ben biraz geç kaldığını düşünüyorum. Çünkü delege seçimlerine kesinlikle müdahale olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta kırsal mahallelerdeki ve beldelerdeki delege seçimlerine müdahale olacağız. Yani şu şekilde müdahale olacağız. En azından yazılırken beraber yazılacak veya ayrı bir liste çıkarmayı düşünmüyoruz. Ben düşünmüyorum yani diğer adayları bilmiyorum. Ortak listede olur. Kestel'de, Mahmutlar'da. Demirtaş tabii biraz karışık ama Konaklı, Payalılar, İncekum zaten bellidir oradaki yazılacak isimler. Hepsi aynıdır zaten. Demirtaş hangi açıdan karışık? Ya şimdi orada partili biliyorsunuz eski belediyemiz bizim oradaydı. O yüzden hem partilimiz çok hem de oranın delege sayısı 5 merkezde. Köylerde 22 köyü var. Bildiğim kadarıyla bir ya da iki tanesinde delege yazamıyoruz. Geri kalanlarınki de belli zaten. Hani şimdi şöyle olayım. Şöyle anlatayım. Demirtaş merkezde oturan birisini yukarıdaki Sapadere'ye yazamıyorsun. Veya Yeşilöz'e yazamıyorsun. Onu söyleyeyim. Yani oradan yazılacak ve 5 kişi yazılacak. Muhtemelen 15 tane de delege adayı çıkar oradan. Evet. Muhtemelen en azından. O yüzden bu sene orası biraz hareketli. Yani çoklu seçmeden kaynaklı. Tabii çoklu seçmen olur. Artık orada çarşaf mı olur, demokratik şey mi bir şekilde liste mi çıkarılır, nasıl olur şu anda kestiremiyorum. Çünkü merkezdeki mahalleler daha bitmediği için oraya daha var. O yüzden orayı tam kestiremeyeceğim. Peki siz genel kurul çarşaf mı blok mu o konuda bir tercih ve tavır koyacak mısınız? Koyacağız. Ama şu anda bir kararımız belli değil. Ben her zaman esasında demokratik olarak çarşaf olabilir ama bunu esasında bizim ekipteki arkadaşlarla konuşup ondan sonra karar vereceğiz. Ama burada delege karar verecek sonuçta. Hani bize oy verecek insanlara bile biz çarşafa kaldırın veya bloğu kaldırın desek bile o kendi bildiğini yapar zaten. Ama şu olacak herhalde değil mi? Yani siz yine de adaylar çarşaf mı olsun blok mu olsun diye bir oylama salona sunulacak. Delegeler karar verecek ona. Anladım. Ama öncesinde bir delege istişareniz olmayacak mı? Yani mutlaka şu 389 olacak kişiye sizin gönlünüzden geçeni söylemeyecek misiniz? Mutlaka söyleyeceğim. Mutlaka söyleyeceğim ama bunu ekipteki arkadaşlarımızla, yol arkadaşlarımızla beraber karar vereceğiz. Ondan sonra kongre salonunda mutlaka tavrımızı koyacağız. Ha, yani o zaman bu tavrınız kongre günü mü belli olacak? Onu kongre merak ettim. Kongre gününden 2-3 gün önce belli olur. Tavrımız net ve belli olur yani. Peki listenizi ne zaman açıklarsınız? Listemiz delege seçimleri bitsin. Ondan sonra ilk etapta çıktığım bir tane canlı yayında birkaç isim de verebilirim. Ama şu anda vermek uygun olmaz. Yani delege seçimi bitecek. Seçime gitmeden önce çıkacağınız ilk canlı yayını bizimle yapın. Buradan ilan edelim. Bittikten sonra sözünü mı? Alalım bunu. Bittikten evet. Sonra mı? Tabii ki. İlk canlı yayın olmayabilir de belki ikincisi olabilir. Niye, ilkine söz mü verdiniz? Ya söz de vermedim zaten de ama şu anda kestiremiyorum yarın ne olacağını o yüzden. Tamam yani o ilk gün hangi gün olacaksa mutlaka, yani illaki şunu söyleyeyim ama yani mutlaka sizin programınıza bir daha konuk olacağım. Evet. O kesin. Peki şimdi şunu soralım o zaman altını çizerek sormak istiyorum. Çünkü aslında biraz önce ben size kırmızı liste mavi liste birleşecek misiniz dedim. Siz bununla ilgili şimdi bir şey söylenmez dediniz ama daha farklı olarak bir soru yöneltmek istiyorum. Herhangi bir uzlaşı ortamına katılacak mısınız? Yani bu sadece kırmızı liste, mavi liste değil, başka bir kombinasyon da olabilir. Herhangi bir uzlaşı derken zaten uzlaşı yapıyoruz zaten. Yani yazdığımız delege isimleri zaten otomatikman aynı. O anlamda demedim. Yani başkan adayı olma sürecinde, kongreden hemen önce. Vallahi ben sonuna kadar gideceğim. Yani bir sandıktan bir oy alsam da ve en ufacık da bir kuşkum yok. Az çok beldelerde ve köylerde yazılacak olan delegeleri de biliyorum. Kestel'de yazılacak olan delegeleri de biliyorum. Muhtemelen yazılacak olan delegeler Mahmutlar'da da aynı şekilde. Kırsal kesimdeki delegelerimiz açıyor. Zaten merkez bitti. 180'e yakın, 190'a yakın bir delege seçildi. O yüzden ben geriye yarısı kaldı. Bunun sonunda ben ipi en iyi şekilde göğüsleyeceğimi ve seçimi kazanacağıma yürekten inanıyorum.
Ama ola ki bir uzlaşma ya da başka bir şey olursa tabii ki de olur, katılır mı yani? Evet. Peki şu ana kadar yapılan delege seçimi için soruyorum ben soruyu. Evet. Bu ortaya çıkan isimlere baktığınızda sizin vicdanınıza oturdu mu? Yani gerçekten partilileri temsil ediyor mu? Şimdi seçilen herkes sonuçta partilimiz. Tamam, ama, partiliniz tamam, ama partilimiz. Hani bir emekçi ama vardır. Mesela emekçi. Az önce siz ne dediniz? Şunu 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 yapanı evet. Ben dediniz mesela. İşte bazı isimler maalesef giremedi. Ondan yana biraz sıkıntılıyım. Bana oy versin vermesin. Belki Coşkun Bey'e verir, belki Ömer Bey'e verir, belki bize verir ama ciddi isimler giremedi. Bunların kesinlikle delege olması gerekiyordu. Kimdir mesela? Kullanmanızda bir sakınca ya, var mı? Şimdi mesela söyleyeyim, bugün de ciddi isimler giremedi. Mevcut Coşkun Bey'in yönetimindeki iki tane ciddi Alanya'da ciddi isim yapan insanlar giremedi. Ve benim yol arkadaşım ve en başından beri, ilçe başkanlığı dönemimden beri, ilçe yöneticiliğim döneminden beri beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her zaman arkamda duran ve bırak beni bundan önceki 20 yıldır partimize hizmet eden Sayın Barış Aslan maalesef Coşkun Karadağ'ın listesinden yazılmadığı için delege seçilemedi Kadıpaşa Mahallesi'nden. Bu gerçekten bence çok ayıp oldu. Bu yazık. Genç bir arkadaşımız, 42 yaşında kendisi. Hayatını partiye vermiş bir insanın delege seçilememesi bence bu sadece benim değil, birçok partilimizde yürekten üzmüştür. Ben de bu mesela bende bir kanayan yara oldu. Gerçekten Barış abimin kesinlikle delege olması gerekiyordu. Bugün 3200 üyeye sorun. Gerçekten hepsi üzüntü içinde ama bazıları düğmeye bastı. Ama neden bastı onu da bilmiyorum. O yüzden Barış abim delege seçilemedi. Bunu kınıyorum. Bir partili olarak kınıyorum. Bence çok büyük bir yanlıştı. Peki mesela eski ilçe başkanı Sayın Türktaş da seçilememiş. Ben bugün haberlerde bunu okudum. Alanya Posta TV'nin haberlerinde de vardı. Evet, ben mesela yazmıştım. Eski ilçe başkanlarının olması gerekir mi sizce? Kesinlikle. Bütün eski ilçe başkanlarının olması gerekirdi. Yani eski ilçe başkanları, eski meclis üyeleri, yönetimlerde görev almış insanlar, özellikle sahada çalışan insanlar, sandık görevleri ve genç arkadaşlarımızın delege olması gerekiyor. Teşvik yapmak için. Teşvik, yani partimize daha çok katılım olması için. Tabii ki de büyüklerimiz de olacak ama sonuçta 389 delege var. Yani buraya bir tane duayenlerimizi sığdıramayacağız. Veya gençlerimizi mi sığdıramayacağız? O yüzden bence bu gibi ciddi isimlerin delege olması gerekiyordu. Bugünkü seçilemeyenlerin de bence delege olması gerekiyordu. Kim onlar? Yani bugünkü seçilemeyen dediniz. Yani vallahi bildiğim kadarıyla Ali Hancı ve Gülçin Güner delege seçilemedi. Hani basına düştüğü için söylüyorum. Bunların da yani takdiri sonuçta üyeler verdi ama onların da delege olması gerekiyordu. Siz yazmış mıydınız? Ben yazmadım. Barış Aslan'ı yazmadıkları için ben de onları yazmadım. Ve taraf olan mahalle başkanlarını da yazmıyorum, açık konuşayım yani. Bunda gizli saklı bir şey yok. Yani sonuçta onların yerine de başka bir liyakat sahibi insanlar yazılıyor. Tutup da oraya kimseye asker delege diyemezsin zaten. Hani orada kime oy vereceği bilmiyorum. Ama kongrede gidip kendini ifade edebilen, tek tek delegeyi gezerken, mahalle toplantıları yaparken bunu, bu ilçe başkanlığını ve ilçe yönetimini belirleyecek olan buradaki 389 delege. Bunu peki kim genç, ifade eder? Genç ve kadın temsili ya da tercihine dikkat ediyor musunuz? Bu noktada nedir ölçünüz? Şimdi o tüzük gereği delege seçimlerinde mi? Hı-hı. Kadınlara ve gençlere önem veriyoruz tabii ama tüzükte bu dönem onu kaldırmışlar. Yani şöyle kötü anlamda kaldırmamışlar. Sonuçta yönetimlerde ve il delegeleri yazılırken bu tüzük gereği zaten yazmak zorundayız. Bu delege seçimlerinde de delege yazarken bunlara da dikkat ediyoruz. Evet, sözün sonuna geldik. Evet. Tabii unuttuğunuz, eklemek istediğiniz varsa diye son söz vereceğim ama ben tabii ondan önce şunu sormak istiyorum. Sefa Çorbacı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin, nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi hayali var? Yani siz İlçe başkanıydınız, yeniden ilçe başkanı olmak istiyorsunuz. Dolayısıyla hani bu herhangi bir istek değil, hayatınızın belki de büyük bölümünü şekillendireceğiniz bir istek. Evet. Nasıl bir hayaliniz var bu konuda?
Vallahi ben şöyle bir Cumhuriyet Halk Partisi istiyorum. Sahada çalışan, insana dokunan, halkla iç içe, oda başkanlarıyla, muhtarlarıyla, mahalle başkanlarıyla beraber bütün Alanya'yı kucaklayan bir Cumhuriyet Halk Partisi. Bugüne kadar bunu becerememişiz. Ben de defalarca yöneticilik yaptım. Beceremem, açık konuşayım. Ben bu önümüzdeki eğer kongreyi kazanırsam, ki kazanacağım, inanıyorum. Ve bu iki yıl sürecinde bunu en iyi şekilde başaracağım. Yerelde böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi hayal ediyorum. Benim hayatımda da ben zaten yıllardır bu partinin içindeyim. Ve bu bir yıl yaptığım ilçe başkanlığı sürecinde de birçok tecrübe kazandım. Ve baktığımız zaman da hem gencim hem tecrübeliyim. Ve diğer adaylara göre daha hızlı koşarım. Daha çok kırsala hizmet ederim. Hizmet götürmeye çalışırım. Ve Alanya merkezinde de partimizi kırsalda nasıl temsil ediyorsam da gerek protokolde gerek de yaptığımız konuşmalarda en iyi şekilde temsil edeceğime ekibimle beraber inanıyorum. Evet. Şimdi diğer iki aday için söylüyorum, birleştireceğim. Sayın Başkan, mevcut başkan vakit ayırabilir özelliğiyle. Çünkü genellikle daha çok partide zaman geçiriyor. Diğer adayımız için, Sayın Zavlak için söylüyorum. Kendisi dedi ki programımızda vaktim var, nakdim de uygun dedi. Evet. Yani kendisi için böyle bir tanımlama yaptı. Dolayısıyla siz gençsiniz, bir taraftan da çalışmanız gerekiyor. Vaktiniz var mı? Vaktim de var, nakdim de var. Zaten bazı şeyler artık günümüz Türkiye'sinde planlamadan gidersen olmuyor. O yüzden de gerçekten zaten bazı şeylere güvenmesek zaten buraya tekrardan aday olmayız. Zaten bir yıla yakın yaptık. Önümüzdeki iki yıla da başımıza talimiz, geleceklerini biliyorsunuz başımıza yani. Ne geleceklerini çok iyi biliyorum. Ve baktığınız zaman da diğer iki, şunu Türkiye'nin seçmen sayısına baktığın zaman 30 ile 46 yaş arası. Yani Türkiye'nin %70, 20 ile 46 yaş arası. Bunlar, bu yaş %70, yani %70 aralığında seçmen sayımız var. Yani yöneticilerin de bu arada olması gerekiyor. O yüzden ben de 36 yaşında genç bir kardeşiniz olarak bu işi daha iyi yapacağıma inanıyorum. Evet, bir soru geldi. Bitiyoruz dedik ama evet. WhatsApp sorusu. Size saygılarını sunmuş izleyicimiz. Alanya'daki tüm caddeler, ara sokaklar, parkomat yapılmış. İnsanlar kendi evinin önüne aracını park etmek için ödeme yapmak zorunda. Buna bir fikir ve çözümü var mı demiş. Evet, bir anlamda da aslında ilçe başkanı olursanız bu noktada bir tavrınız olacak. Ara sokaklarda mı? Ara evet. Sokaklar, tabii ben ben bir de şunu söyleyeyim. Benim hiç kimseden korkum yok. Onu başta belirteyim. Yatım yok, katım yok, otelim yok. İnşaat yapmıyorum. Gayrimenkul danışmanıyım. Komisyoncuyum. O yüzden benim öncelikle onu bir belirteyim. Ne iktidardan korkum var, ne Alanya Belediyesi'nden korkum var. Hiç kimseden korkum yok. Öncelikle onu belirtmek isterim. Bunu da yaptığım çarpıcı açıklamalarla zaten gösterdim. Bir yıl boyunca yaptığım çarpıcı açıklamalarla zaten gösterdim. Öncelikle onu belirtmek isterim. Hiç kimseden de çekincem yok. Alanya'nın menfaatlerine kim zıtsa onu en sert şekilde eleştiririm. Onu da açıkça söyleyeyim yani. Bu bakan bey de olur. Alanya'nın menfaatlerini korumuyorsa bakan bey de olur. Alanya Belediye Başkanı da olur. Diğer bakanlar da olur. Cumhurbaşkanı da olur. En sert şekilde eleştiririm. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Parkomat konusuna gelince eğer ki zaten şu anda 25 metrelik yol ve ana caddeler bizde Büyükşehir Belediyesi'nde Alanya devri söz konusu. Onu da ara sokakları da ciddi şekilde kesinlikle eleştiriyorum ve oralarda en azından otopark ücretlerinin ya uygun olması gerektiğini ya da tamamen kaldırılmasını ben de istiyorum. Evet. Peki Atalay Tayfun demiş ki genel merkez danışma meclis üyesiyim. Evet. Ve tanıyorum. De yokum. Benim komik ekibim. Demiş. Sizin ekibinizde mi? Evet. Ama yokum demiş. Delege seçilemedi. Ha, evet. Delege seçilemedi. Delege seçilemedi. Tamam. Evet. Çok büyük hata işte. Bu gibi insanları delege olması gerekiyor. Yani Atalay Bey yıllardır partimizin içinde okul sorumluluğu yaptı, sandık görevliliği yaptı,
referandumda çalıştı, 31 Mart seçimlerinde çalıştı, 24 Haziran seçimlerinde çalıştı. İşte bu gibi insanların delege olması gerekiyor. Oyu kime verirse versin. Hiç önemli değil. İşte ondan şikayetçi biraz. Durum bu. Kendisi de ifade etmiş. Evet. Peki son sözünüz olsun. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz, özellikle üyelerinize ve delege seçimini yapacak kişilere son mesajınız. Şimdi bu böyle yarım kalmayacak. Öncelikle onu belirteyim. Ben yarım kalan hikayemi zaten anlattım. Yarım kalan hikayelerimizi tamamlamaya geliyorum. Ve gencim ve tecrübeliyim. Daha hızlı koşarım, daha hızlı ileriye yürürüm. Ve kendimi de ciddi anlamda geliştirdim. Çok büyük tecrübeler edindim. Sonraki programlarda yine projelerimizi tekrardan açıklarız ama burada iddialıyım. Ve yaptığım bir yıl görev süreci boyunca partime ciddi hareket getirdiğimi düşünüyorum. Sahada özellikle ve kırsal kesimde. Ve delegelere sesleniyorum. Yarısı seçildi. Delegelerde biz elbette ki kendimizi ifade edeceğiz. Kendimizi anlatmaya çalışacağız. Onlar da kararını verecekler. Delege bizlerle konuştuktan sonra karşı komşusuna sorsun. Mahallede oturduğu muhtara sorsun. Sokağa insin, sokaktaki vatandaşa sorsun. Bizlere, delegelerimiz onlara da sorsun. Karar vermeden önce ve ona göre kararlarını versinler. Yani kendilerinden çok dışarıdaki bir vatandaşa da sorsunlar. Onu istiyorum. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Kendimi ifade etme imkanı buldum. Umarım en yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Evet, biz de size teşekkür ediyoruz. Aslında bugünlerde yoğunsunuz, çok çalışıyorsunuz. Evet. Kolay gelsin diyelim. Evet, bir iki cenaze ve taziyeler vardı. İki gündür katılamamıştım. Yarın tek tek onları ziyaret edeceğim. Evet, hem tabii. Bellelerde hem seçim merkezde. Seçim arası var değil mi? Delege seçimi yarın veriyor. Da seçim olmayacak. Bir öbür gün yine var herhalde. O çarşamba günü de çok ağır bir seçimler yok. Zaten bazı mahallelerimizde tek birer tane tek bir delege seçilecek. O yüzden yarın fazla bir yoğunluğum yok. Buradan da partililerime sesleniyorum. Hiçbirini unutmadım. Yarın hep bütün organizasyonlara, gidemediğim yerlerin hepsine gideceğim. Peki, size kolay gelsin o zaman. Ben teşekkür ediyorum. Evet, kongreye kadar belki birazcık daha fazla çalışacaksınız. Öyle evet, görünüyor. Uyumak yok. Uyumak yok. Uyumak peki. Yok, çalışacağız. O zaman enerjimiz yüksek, gençliğimiz var. Kolay gelsin var. Diyelim, başarılar dileyelim size. Sağ olun, teşekkür ederim. Haberin manşetinde sözün sonuna geldik. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkan Adayı Sayın Sefa Çorbacı. Tecrübeye ve deneyime ve enerjisine güvendiğini söyledi. Hoşçakalın.